ekonomide geçmişte yaşanılan hatalar var ya, hani yapılmış hatalar, kasalar fırlatılmış, yağ kuyruklarına girmiş dedelerimiz, aç kalmışlar, açıkta kalmışlar değil mi? Aynısını şimdi yaşamıyor muyuz diyorum. Yaşamıyor muyuz? Ne için gidiyorduk? Ben yoka demiyorum. Demin onu söyledin. Hayır. Biz yoka giriyorduk. Söyleyenlerden bahsediyorum. Abi söyleyin, yoka giriyordun. Yok. Ama yok, şu anda var. Tamam. Sen mazot olmuş 20 küsur lira. Evet. Trafikte yüzde kaç düşüş var? Hiç düşüş yok. Hiç yok. Mu? İki gün oldu. Şimdi bir örnek vereyim. %80'e %90'a çıkıyor. Ölüyor mu abla? Maşallah abla. Doğru. Ölüyorsun açlıktan. Ya açlıktan ölüyoruz diyenlerin hepsine bakın. Mutlaka bir yerlerde bir şeyleri vardır yani. Böyle açlıktan ölüyor diye sallıyor. Sallamaya gerek yok. Gerçekler üzerinden konuşalım. Bak. Gerçekten üzerinden konuşalım abicim. Bak. Başarı, her tarafta başarı ya. Ya sıkıntılarımız var. Problemlerimiz var. Ama problem nerede kaynaklanıyor? Bak ben, ablacığım, abi diyalog şey olmasın. Demek, bir öğün bir şey bulamamak demektir. Biz ne bulamıyoruz? Hangimiz bulamıyoruz abi yani ablacığım ya? 1999'de kriz olduğu zaman bir Muhammed abim vardı. O gece borcu öyle bir final yaptı ki intihar etmek zorunda kaldı. Ocun'la Bucun'u karşılaştık. Ocun abi dediği gibi kuyruklar vardı, yok kuyrukları vardı. Ama Bucun bakıyorsun bir AVM'nin bir açılışı var. Bir yeni telefon veya bir yeni model bir elektronik cihaz geliyor. Millet birbirini eziyor. 8 sene önce Çengelköy'e geldiğim zaman bulunduğum bölgede bir arsa var. Arsada bir tane araba vardı. Bir de ben gelip park ediyordum oraya. Şimdi 500 metre, 600 metre uzağa git park etmek zorunda kalıyorum. Şimdi yokluk mu bu? Benim geçtiğim çalımda 80 ihtilalinde ben Kenan Evren'e mektup yazdım diye beni 7 yıl okutmadılar. Ondan sonra askeri hayatım falanım, feşmekanım, şuyum buyum oldu. Evet, senin de gençliğin çalındı. Öbürlerinin de gençliği çalındı. Ama bunun suçlusu Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümeti değil. Bizim gençmişimiz 1820'de Mustafa Reşit Paşa denilen bir... Lütfen oradan bugüne tarihinizi okuyun. Bak bizim ülkemizin şu insanların, abilerimizin de dahil, bizim geleceğimiz nasıl çalınmış bir görün. 1820-2022 200 küsür yılın sıkıntılarını izale etmeye çalışıyoruz. Senin topraklarının içerisinde bulunan geleceğin madeni olan neft madenlerini sen kalkar Lozan'da Ankara Antlaşması'yla İngiliz'e peşkeş çekersen, hem de 500 bin sterline çekersen, sen bu sıkıntıyı yaşarsın. Ben çok yaşadım. Bu insanlar da yaşadı. Çocuğumuz yaşamasın diye. Bak bugün Akdeniz'de, bugün Karadeniz'de bu kaynakları çıkartmak için yırtınıyoruz. Bak bir savaş çıktı Ukrayna'da. Siz zannediyor musunuz ki Ukrayna-Rusya savaşı sadece sıradan eften püten bir savaş? Emin ol, senin oradaki o gazları çıkarmaman için o yapılmış organizasyonlardan birisidir. Çok sarih bir örnek mi istiyorsun? Mayınlar dolaşıyor. İstanbul Boğazı'na geldi. Bir mayın bir bölgeye bağlandığı zaman o mayın oradan kendi haliyle kurtulduğunda otomatik olarak birbirini kilitler. Kendini kilitler, patlamaz. Ama senin ülkende gaz çıkmasın, o platformlar havaya uçsun, oradan ticaret gemileri geçmesin, adamların mayın tarama gemileri Lozan'ı delsin, oraya girsin diye her pisliği yapıyorlar. Çok fazla demiyorum. 8 ay sonra olay çok değişecek. Biz Allah'ın izniyle yine kadim devlet geleneğimizi yürüteceğiz ve yine dünyanın en muhteşem devleti olacağız. Evet, bu çalınmışlıklarınızın hepsi geriye verilecek kardeşim. İnşallah konuşuruz. Allah'a emanet. Abi hakkınızı helal edin. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Baskın oluyor. 27 tane, 30 tane askerimiz şehit oluyor. Bak o cümle geçti. Tamam, bitti o cümle. Nasıl sağladık? İHA'larla, teknolojiyle, silahlarla sağladık. İHA'lar şurada son 5 yıldır var. Bak bu tamam. Öyle değil. Abi, bunu nasıl sağladığımızı sen benden bunu siyasi iradeyle evet, sağladık. Süper. Nasıl sağladın siyasi iradeyle abi? Bayraktar ne dedi? Gittik bir siyasetçiye, dedi ki bize, ya dedi abi, siz bunu yapamazsınız. Bak bir şey söyleyeceğim. Lafımı bitireyim. Dedi ki siz dedi bırakın dedi, biz dünyanın çok gerisindeyiz, yapamazsınız dedi. Bizi diyor gönderdi, tabiri caizse kovdu bizi. Ama şimdi dünyanın en gelişmiş silahlarını yapıyorsun, İHA'larını yapıyorsun. Doğru. Bu siyasi iradeyle olmuyor mu Mete? Hayır, ben şundan bahsediyorum Ramazan abi. Ben sana Selçuk Bayraktar'ı sormuyorum. Ben sana diyorum ki 50-40 tane gelen şehidin engellenmesini nasıl sağladın? Devletin kurumları bir araya geldiği zaman, bu kararlılığı ortaya koyduğu zaman dedikleri zaman bu temizlenecek, bitti. Daha önce de bu kararlar verdiler. Niye temizlenmedi? Temizlenler operasyonu bilmem neler başladı. İçişleri Bakanı Tantan'ın döneminde
yok siyaseti temizleyeceğiz, yok orayı temizleyeceğiz. Niye olmadı onlar? Recep Tayyip Erdoğan'cıyım. Sonuna kadar da. Doğru birdir kardeşim. Delikanlı gibi bir soru sorabilir Doğru birdir. Delikanlı gibi dürüstçe bir soru sorabilir miyim? Buyur. Recep Tayyip Erdoğan, Allah göstermesin, şu an siyasi irademizdir. Allah göstermesin. Bugün vefat etse yarın ne yapacaksın abi? Görüşüme uygun. Yine parti içinden çıkacak birisi varsa ona oy vereceğim. Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını veya daha iyisini yapacak bir siyasi irade çıkarsa değerlendiririm. Heh, süper, eyvallah. Ama bu cümle yeter çıkarsa bana. Diyorum yani. Bak tamam, bu cümle yeter. Ama şu anki mevcut altılı şeyde, masada çünkü abi kesinlikle. Sen, Ramazan abi sen düşünebiliyorsun. Anladın mı? Tayyip Erdoğan olduğu sürece Tayyip Erdoğan'la başkasına doyur. Sene 94, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede belediye başkanı. Belediyenin kendi bütçesiyle ağlamadan, sızlamadan İstanbul'u yaptı. Ben Haliç'te oturuyorum, Haliç'i de Haliç yaptı. Ve şu anki belediye başkanı işte şuradan destek gelmiyor, buradan destek gelmiyor diye söylüyor. Belediyenin şu anki gelirleri hastafada, maalesef belediye de iyi kullanmıyor. Ve bu Ankara için de geçerli. Ankara'da Yeni Mahalle diye bir yer var, duydunuz mu bilmiyorum. Yeni Mahalle'de de Mansur Yavaş, bugün bir kediye köpeğe tekme atan insanlar, hayvanseverler ayaklanıyor. Ama Mansur Yavaş Yeni Mahalle'de köpekleri öldürüyor. Ağaç susuz bırakıyor. Bakımlarını yapmıyor. Ama bir tane hayvansever ayaklanmıyor. Mansur Yavaş geldiğinden beri de Ankara'da ne yapmış? Hiçbir şey de yapmamış. Ne dedi İmamoğlu? Her şey güzel olacak dedi. 6 lira oldu mavi kart. 7,5 lira oldu otobüs. Hani sen bunlara zam yapmayacaktın? Hepsinin yönetimini bir defa gördüm. Karneyle ekmek de aldım. O delikli paraları da yaşadım. Bu ülkede o sandalyelerden kalk da doğru dürüst Türkiye için çalışmadılar. Hep affedersin fırıldak çevirdiler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bir defa tamamen çöplüğe çevirdi bu ülkeyi. IMF'ye muhtaç ettiler. Hala daha devam ediyor İstanbul Belediyesi'nde görüyorsun. İşçilere kıyım yaptılar, oraya buraya zam yaptılar. Milleti rahatsız ediyorlar bunlar. Erdoğan'ın yaptığını şu ülkede gözümüzden görüyoruz. Hiçbir yönetim yapmadı ve Türkiye'yi de sözü dinler bir duruma getirdi. Hala da getirmeye çalışıyor. 10 zengin ülkeye katacağız Türkiye'yi. Daha bundan güzel bir şey olur mu kardeşim ya? Başka söyleyecek bir şeyim yok benim yani. Cumhuriyet Halk Parti'ye teslim ettik mi bu ülkeyi? Çöplüğe gitti gene, battı. IMF'ye koştuk gene. Ben bunu peşin söyleyeyim. Yaşım itibariyle tecrübe sahibiyim ben bu ülkede ya. Yurt dışında da kaldım ben 20 sene. Burası AK Parti'nin belediye başkanı. Geçen kapıma geldiler. Ne söylersin dediler bu İsmet Yıldırım için. Valla ben dedim İsmet Yıldırım'ın yaptığı hiçbir işi gözümle görmedim. Görseydim alkışlardım bu adamı. İsmet Yıldırım için hiçbir şey söyleyemem dedim. Kusura bakmayın. Ancara'yı toplamaya geliyor kapımıza bunlar bizim. Bir de saat getirmişler. Ayıp. Saatten mi kandıracaksın beni ya? Kimsin sen? Ya Kılıçdaroğlu zamanında SSK'yı batırmış bir insan benim gözümde. Bu zamana kadar bizim ülkemize yapılabilecek herhangi bir proje sunmamış. Kendi belediyeleri ne yapmış bu zamana kadar? İstanbul'daki belediye şu anda yeniden bir seçim olsa direkt AK Parti'nin peşinde girer.